Soner kardeşimize ait, askerimize ait bütün hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Allah helalimizi kabul etsin. Çok özel bir program için bir araya geldik. Rabbim inşallah şu cemiyetten razı olsun. Rabbim inşallah bu cemiyeti tertip eden Soner kardeşimizin ailesinden razı olsun. Amin. Bu cemiyetler çok güzel. Ben çok hoşuma gidiyor. Yani biz Müslümanların iyi günde de Allah'a hamdolsun Kur'an okuyoruz, zikir yapıyoruz, Allah'a şükrediyoruz. Kötü günde de bir musibete uğradığımızda da yine Rabbimizi zikrediyoruz, Rabbimize hamd ediyoruz. Rabbim hamdimizi, şükrümüzü daim eylesin. Amin. Yine böyle bir gecedeyiz. Soner kardeşimizi yetiştiren ailesine öncelikle ben teşekkür ediyorum. Güzel bir delikanlı yetiştirmişler. Ben iki seferdir, üç seferdir bir muhabbetim oldu Soner'le. Ama şöyle bir gerçek var. Hani adamın adamlığı duruşundan belli olur deriz ya. Ya benim gördüğüm bu. Yani tespitim inşallah doğrudur. Ne demiş Peygamber Efendimiz? Vatan sevgisi imandandır. Yani vatanı sevmek için de yine ne lazım her şeyden evvel? İman lazım. İmanın ölçüsünde, imanın kalitesinde vatan sevgisi vardır. Yani ne kadar iman, o kadar vatan sevgisi. O her anne baba olarak hepimizin birinci vazifesi evlatlarımızı vatana, millete hayırlı evlat olarak yetiştirmek. Kılığını, kıyafetini, yediğini, içtiğini çok dikkat ediyoruz değil mi? Aynı hassasiyeti edebi için, ahlakı için, imanı için, ibadetleri için vermediğimiz zaman böyle kaliteli bir adam meydana gelmez. Allah rızası için, bakın şöyle bir gerçek de var. Allah rızası için diyorum bak anneler, babalar. Allah rızası için. Vallahi de billahi de erdi, arabaydı, makamdı, mülktü hepsi boş. Hepsi boş. Adam olmadıktan sonra büyüklerimizin güzel bir hikayesi var. Çok iyi biliyorsunuz. Kaymakam olsan ne yazar? Doğru mu? Onun için kılığına, kıyafetine verdiğiniz emniyeti önce imanına, ahlakına verin. Allah rızası için. Görüyoruz. Boyunca adam büyümüş, büyütmüş ama yetiştirememiş. Bak büyütmüş ama yetiştirememiş evladını. 20 yaşına gelmiş, selam vermesini bilmiyor. 20 yaşına gelmiş, 25 yaşına gelmiş, bir cemiyete nasıl girilir, o cemiyetten nasıl çıkılır bunu bilmiyor. Ya sen 30 yaşına gelsen ne olacak? Ne diyor biliyor musunuz? Bir evladın yetişip yetişmediğini, bir anne olarak, bir baba olarak evladını yetiştirdin mi, yetiştiremedin mi nerede anlıyorsun? Toplum içine karıştığı zaman anlarsın diyor. Yani demem o ki dostlar, Allah rızası için evlatlarımızı her şeyden evvel Allah rızası için imanlı ve ahlaklı yetiştirmeye gayret edelim. Evet, yine dediğim gibi annesine babasına biz teşekkür ediyoruz. Hepimizin gayesi bu olsun. Önce bu vatana, bu millete hizmet edecek edepli, ahlaklı, dürüst adamlar yetiştirmek. Şimdi hocam işte siyasete girme. Siyasete girme diyorlar ya hoca. Hiçbir şeye karışmayacak hoca. Doğru olan da olsa söylemeyecek. Hoca sen karışma. Ya arkadaş işte yetiştirin. Adam gibi adamları yetiştirin. Şu köye hizmet edecek. Şu Bölücek mahallesine hizmet edecek adam gibi adamları sıfırdan yetiştirin. Bak sizin elinizde yetişiyor bunlar. Şöyle arkasına takılıp dürüst, güvenli, adam gibi adam, çalmayacak, çırpmayacak bir adam bulabiliyor muyuz? Bulamıyorsun. Niye bulamıyorsun? Yetiştirmedin ki kardeşim. Rahmetli babam üniversiteden geldim, işim uzatıyor. Baktınız hele dertli olunca böyle oluyor. Para istedim. Öğrenciyiz ya, üniversiteye döneceğim. Oğlum dedi bak gece saat 11 herkes yattı, ben odasına girdim. Hocam, şu yastığı dedi, kaldır dedi bana. Yastığı kaldırdım. Dedim hacı burada bir şey yok. Sen oraya koydun mu oğlum dedi.
Sen oraya koydun mu oğlum dedi bak. E şimdi siz adam yetiştirdiniz de biz seçmedik mi? Adam gibi adam yetiştirelim. Bu sadece köydeki muhtarlık için değil, Ereğli'deki belediye için bu böyle. Ülkeyi yönetecek adamlar için de bu böyle. Arkadaşım bu adamları kim yetiştirir? Senin gibi, benim gibi anneler, babalar yetiştiriyor. Düzgün yetiştirelim. Bakın ne diyor ayet? Bir toplum kendi durumunu değiştirmedikten sonra Allah onlar üzerindeki hükmünü değiştirmez. Allah rızası için bu akşam Sıra kardeşimizin şu merasimi buna vesile olsun. Ben kıymetli annelerimizden, babalarımızdan rica ediyorum. Evlatlarımızı düzgün yetiştirelim. Efendim, televizyonlarda, telefonlarda ıvır zıvır izleyeceğinize bak nice güzel hocalarımız var. Evlat nasıl yetiştirilir? Bunları konuşuyorlar. Onları dinleyip onları hayatınıza uygulamaya çalışın. Ama biz hangi efendim sitede pantolon daha güzel, daha markası var, daha güzel, onu araştırıyorsun. Onu araştıracağına hangi ayet, hangi hadis benim oğlumun yetişmesi için daha önemli, onu uygulamaya çalışmak lazım. Rabbim hepinizden razı olsun. Kime kına yapıyoruz? Kurbanlık koyunlarımıza. Ne için? Allah'a kurban olsun. Gelinlik kızlarımıza kına yapıyoruz, kocasına kurban olsun diye. Özür dilerim. Burada küçük bir parantez açayım. Kurbanlık koyunlarımıza fitne fesat karışıyor. Bak önümüzde kurban var. Ramazan sonra kurban. Kurbanda mesele ete dönüşüyor. Et meselesi oluyor. İşte bak kurbanı ne için kestin abi? Allah rızası için. Ne için? Allah'a kurban ettin daha. Et muhabbet olmaz orada değil mi? Sayın abi. Olmaz. Bak. Bu işler böyle yanlış yapıla ne namazımızda hayır var, ne kurbanımızda hayır var, ne haccımızda hayır var. Var mı abi? Yok. Niye? Amaç değişti, gaye değişti. Kurbandan amacın ne? Et. Hacdan gezmek. Namazdan yat, kalk, spor. Millet yolda görsün, camide görsün. Bu böyle olmaz. Eğer gerçekten özüyle, sözüyle ibadetini tam yaparsan, o kurbandan da sana bereket var, o namazdan da sana bereket var, o hacdan da sana bereket var. O yüzden kurbanlık koyunlarımıza ne için kına yapılmışız abi? Allah'a kurban. Bırakın Allah'a kurban olsun. Et muhabbetine girmeyelim. İkinci nerede yakıyoruz abi? Gelinlik kız bak. Analar Allah rızası için. Analar kızlarımıza ne için kına yakıyoruz abi? Kocalarına kurban olsun diye. Ama şimdi bu böyle mi? Bak bu böyle mi? Değil abi değil kurban olayım. Ben hadi uzaktan örnek vereyim. Zonguldak'tan Kızılcaköy'e gelin gelmiş. Börücü'ye gelin gelmiş. Kumanda hala Zonguldak'ta. Oradan yönetiliyor. Bırak da kızını. Ormanlı Cuma'dan Börücü'ye gelin gelmiş. Kumanda hala Ormanlı Cuma'da. Oradan yönetiliyor. Bırak kızını da orada yuvasını kursun. Kocasıyla, kayınvalidesiyle, varsa eltisiyle kaynasın. Kumanda orada. Kumanda orada. Bak şimdi gördük mü abi? Bu dertleri konuşmadıktan sonra sen konuştur. Kınayı yaktırsan o kına ne için yakılıyor? Onu yakan ana yapıyor ha onu biliyor musun? Bazen anaya kına yaktırıyorlar ya. O bana kınayı yakıyor. Ya ne için yakıyor anam sen bu kınayı? Bu kınayı ne için yakıyorsun sen? Kocasına kurban o zaman bırak kurban olsun abi. Bırak Allah rızası için. Şimdi geldik askerimize, yiğidimize. Şimdi askere gidecek evlatlarımıza da bizler ne yapıyoruz? Askere gidecek evlatlarımıza da bizler kına yakıyoruz. O da ne için kına yakarız? Vatana kurban olsun diye. Vatana kurban olsun diye. Şimdi vatana bak, burada da problemlerimiz var. Burada da problemlerimiz var. Askerlik 1'e düşmüş, 6'ya düşmüş. Askerliği askerlikten saymıyoruz, önemsemiyoruz. Önemseyeceksin kardeşim. Vatana hizmetin süresi olmaz. Bir günde olsa, bir saatte olsa vatana hizmettir ve önemlidir. Bir saat sana der ki kardeş karakolun önünde duracaksın. Şöyle bir saat duracaksın kardeş. O vatana hizmettir. Önemsememezlik olmaz. Allah rızası için. Bu manada sonra kardeşimizi bu vatana hizmet etmek adına yetiştiren annesine babasına
biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tabii bu kardeşimizin yetişmesinde Börecek Mahallesi'nin hepsinin emeği var. Aynı havaya soluyoruz, komşuyuz, Asya'da maçta görüşüyoruz, Mevlid'de görüşüyoruz, cenazede görüşüyoruz. Hak var, hukuk. Kardeşimize bir helallik alalım. Ondan sonra inşallah hocalarımızın tekbirleriyle kırasını yakalım. Sonra duamıza geçelim inşallah. Evet, Soner kardeşimize ait, askerimize ait bütün hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Allah helalliğimizi kabul etsin. Amin. Soner kardeşim sen de bak burada bir bardak suyu içmişsindir. Bir tas çorbasını içmişsindir. Bazı bahçede illaki sana yardım etmişlerdir, sen etmişsindir. Köyde yaşıyoruz. Hep böyle beraberiz. İllaki bir hak hukuk var. Sen de burada bulunan arkadaşlarına, kardeşlerine, büyüklerine, ailene hakkını helal eder misin? Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Allah razı olsun. Rabbim helalliğimizi kabul eylesin. Amin. Benden yana da helal olsun. Amin. Rabbim inşallah bu kardeşimize vatani görevini layıkıyla güzel bir şekilde yapıp sağ salim tekrar aramıza dönmeyi nasip eylesin. Amin. Bu güzel cemiyet için kardeşimizin ailesine, sizlere cami gönülden teşekkür ediyoruz. Gecemiz mübarek olsun. Şöyle canlı ve gür bir sesle Allah rızası için. Hani gene hocam çok derine gidiyor. Hani düğünlerde diyorsunuz ya, hocam bir katlaşta, katlaşı hep beraber gümbür gümbür söylüyoruz ya. İşte tekbiri de aynı o ayarda söylemeye çalışıyoruz. Hadi hep birlikte. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Huvallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Huvallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La Allah, Allahu Ekber, Allah.